Değerli izleyiciler, Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırması olduğu belirtilen düzenlemenin ayrıntıları belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, borç yapılandırma paketinde vadenin 4 yıl olacağını açıkladı. Şimdi o açıklamanın detaylarına ineceğiz. A Haber ekibinden Ahmet Tunahan Şimşek'e dönelim hemen. Tunahan Söz sende. Banuel teşekkür ediyoruz. Senin de söylemiş olduğun gibi Cumhuriyet tarihinin en büyük borç yapılandırma paketinin ayrıntılarını Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati açıkladı. İlk olarak başlayalım hemen ilk maddeyle davalı olan vergi ve prim dosyalarındaki ihtilaflar yani anlaşmazlıklar sonlandırılacak borç yapılandırması paketiyle birlikte ve matra artırımı ve işletme kayıtlarının düzeltilmesine de imkan sağlanmış olacak. Artırılan matrahların Vergileri peşin ödenirse de %10 indirim sağlanacak. Peşin ödeme de %10 indirim olacak yani ve taksit vadesi de artırıldı aynı zamanda. Taksit ödeme süreleri 4 yıla çıkarıldı. Yapılandırılan borçlar 4 yıla yayılan aylık taksitler halinde toplamda 48 taksitte ödenebilecek. Peşin ödemede avantaj sağlanacak demiştik. Yüzde on indirim olacak demiştik. Peşin ödemede aynı zamanda üfe tutarının da 90'ından vazgeçilmiş olacak ve borç idai para cezasıysa asıl alacaktan yüzde yirmi indirim sağlanmış olacak. Vergi, ceza, faiz gibi hangi türden olursa olsun 2000 lirayı aşmayan borçlarda borç yapılandırma paketi kapsamında e, silinecek. 2000 liranın altındaki borçlar silinecek. Tabii 31 Aralık 2022'ye kadar olan borçlar e, bu paketi kapsıyor. E, gelir vergisi kanununda yer alan genç girişimci istisnası tutarı, tutarı da artırılmış oldu. İlk defa işe başlayan gelir vergisi mükellefleri için yıllık 75 bin lira olan ver, gelir vergisi 150 bin liraya çıkarıldı. TOKİ tarafından ihale edilen yapım iş yerine damga vergisi istisnası da gelmiş olacak. Ayrıca turizm sektörüne de katkı sağlanacak bu paketle birlikte. Turizm tesislerine yaz kış sezonları için SGK prim desteği sağlanacak ve turizm personelinin tüm yıl çalışabilmesi için destek sistemi oluşturulmuş olacak. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma paketinin ayrıntıları bunlardı. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati aktardı diyelim ve bizler sözü tekrar size bırakalım. Tunağan çok teşekkür ediyoruz paylaşmış olduğun bilgiler için.